tamamen dijital oyunlar üzerine kurulu bir müfredattan bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Mesela Türkiye koşullarında baktığımızda zaten öğrenenlerin yarısı şu anda örgün eğitimde açık ya da uzaktan eğitime devam ediyor. Yani dolayısıyla hani dört duvar arasında değil de sadece evden de takip edebilecekleri bir sistem oluşturmak, tasarlamak mümkün. Söz gelimi bizim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Quest Atlantis projemize örnek vereyim. Şimdi bir eğitsel oyun ortamı, çeşitli Quest olarak adlandırılan burada faaliyetler var. Biz her ne kadar bunu okul sonrası ortamları için tasarlamış olsak da örgün eğitimde de bu kullanılmaya başlandı ve 15 senelik süreç içerisinde dünya üzerinde çeşitli ülkelerde test ettik, kullanıldı. Ve buna yönelik de müfredat tasarladık biz. Ve müfredatı da mümkün olduğunca esnek yaptık ki, yani temel kilerinden birisi bu ortamın esneyerek uyarlanabilir yapısıydı. Çünkü her eğitim ortamının kendine özgü uyarlama ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla bir takım akademik standartlara oturtarak buradaki etkinlikleri, eğitimsel oyun etkinliklerini bunu gerçekleştirdik. Hali hazırdaki bir müfredatı oyunlaştırmak mümkün değil. Hani oyunlaştırma günümüzde popüler bir kavram. Özellikle günübirlik, hani normalde oyun olmayan olan durumları, olayları, olguları, uygulamaları oyunlaştırmak mümkün. Blob denen kavram var. Hani işte badges dediğimiz rozetler, label, seviye atlama, achievement, başarıları gerçekleştirmek ve point, yani puanlar kazanmak. Şimdi herhangi bir etkinliği siz oyunlaştırabilirsiniz. Oyunlarda da mümkün ama günümüzde oyunlaştırma, gamification biraz yavan kalıyor. Çünkü oyunların, dijital oyunların albenisi aslında hikaye anlatma gücü. Dolayısıyla bunu hani kullanmak için zengin hikayelerle bezemek gerekiyor. Bir örnek vereyim. Mesela bu Quest Atlantis ortamımızda bizim Taiga isimli bir ortamımız var. Yani bu öğrenme ortamlarından birisi. Burada örneğin çok farklı müfredatlardaki interdisiplinler dediğimiz disiplinler arası konu içeriklerini öğrenebiliyorlar. Bir parka, ulusal parka konuyor bu öğrenen kişi ve orada bir problem var. O parkta nehir var bir tane, orada balıklar ölüyor. Bu balıklar neden ölüyor? Bunu anlamaya çalışıyor, ortaya çıkarmaya çalışıyor. O yerel, orayı kullanan çeşitli insan toplulukları var, onlarla görüşmeler yapıyor. Veri topluyor, su analizi yapıyor örneğin, sudaki işte bulanıklık nedir? pH seviyesi nedir, oksijen seviyesi nedir, bu kavramlar ne demek, bunları öğreniyor ve veri topluyor ve bunun sonucunda da sebebini bulmaya çalışıyor bu balık ölümlerinin ve sonra da işte sorumlu topluluğu bulup bunlar parktan uzaklaştırmalı diyor ve iki sene sonrasına gidip verdiği kararın sonucunu görüyor o ekosistemde olup bitene. Dolayısıyla mesela bu bir örnek, yani burada örneğin birçok öğrendiği birçok kavram var. Yani pH gibi, yani suyun işte asitlik derecesi, bulanıklığı gibi kavramları öğrenmenin yanında bir bilim insanı gibi veri nasıl toplanır, nasıl değerlendirilir bunları da öğreniyor. Ekosistemdeki ilişkileri görüyor insan ve çevre ilişkisini. Dolayısıyla bu mesela bizim yapılandırdığımız bir müfredat. Yani bu kolay kullanılsın diye örneğin öğretmenlere yönelik ünite planları geliştirdik biz. Bu mümkün. Bu güç biraz neden? Çünkü her tasarımın bir hedef kitlesi vardır ve endüstriyel tasarımda da, üretim tasarımında da, oyun tasarımında da sonuçta bu hedef kitle gözetilmeli. Yani takdir edersiniz ki erken çocukluk dönemindeki veya okul öncesi yaştaki çocukların yaklaşımlarıyla, ihtiyaçlarıyla daha ileriki yaşlardaki, lise yaşlarındaki örneğin çocukların ihtiyaçları, beklentileri, standartları farklı olacaktır. Yani söz gelimi ne bileyim şu anda örneğin işte benim 1 yaşında gidiyorum, 1. sınıfa giden kızımın örneğin sevdiği karakterlerden birisi her yaştaki o çocukta olduğu gibi Kral Şakir ve oradaki karakterler söz gelimi Fil Necati. Şimdi bunların olduğu bir oyunu siz lisedeki büyük kızımın lise 1'e giden kızıma verirseniz çok pozitif yaklaşmayacaktır diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla karakterler, oradaki pedagojik yaklaşımlar yani eğitim temeli. Sonuçta çünkü 1. sınıfa ne hitap eder? Söz gelimi 4 işlemi öğreten şeyler. Yani lise 1'deki zaten onu çözmüştür. Yani gerek içerik olarak, gerek pedagojik yaklaşımlar, gerek oyundaki, arayüzdeki renklerin kullanımı, söz gelimi birçok unsur değişik olacaktır. Dolayısıyla belki içerik kullanılabilir ama işte hani 4 işlem olmaz mesela hani. Demin örneğin verdiğim örnek olabilir belki. Yani o Taiga dünyası örneğinde belki hani farklı seviyeler için farklı tasarımlar olabilir. Çünkü bu çok karmaşık bir tasarım gördüğünüz gibi. Biz genelde ortaokulu falan hedeflemiştik bu şeyde. Yani belki ilkokul öğrencilerine bu çok karmaşık gelebilir. Ya da okul öncesi öğrencilerine. Daha ilerikilere de belki çok basit gelebilir. Yani sonuçta bunların analiz yapılması ve test edilmesi gerekiyor üretilen tasarımın.
Mümkün olabilir. Zaten şu anda hani tüketiciler mesela elinliklerinde oyunları hani %50'si neden olarak yani mutlaka içinde multiplayer, çoklu oyunculu seçeneği olmalı diyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde oyuncuların %50'si de yine hani multiplayer oyunları oynadığını söylüyor. İşte haftada 5 saat mesela online olarak 6 saat çevrimiçi ortamlarda birlikte oynarken 5 saatte birlikte aynı fiziksel ortamda oynuyorlar. Yani birlikte oyun oynama kültürü zaten çok yaygın geçmişten beri. Bunu aynı şekilde adapte edebiliriz biz sınıf ortamına. Zaten bizim Quest Atlantis projemizde projenin sac ayaklarından birisiydi. Yani orada Vygotsky diye bir akademisyen, düşünür var. Onun sosyal yapılandırmacı öğrenme kuramı var. Yani onun kuramına göre aslında öğrenme dediğimiz şey sosyal etkileşimin bir fonksiyonu. Yani dolayısıyla öğrenme için çok elzem bir bileşen. Biz de zaten örneğin bu Quest Atlantis oyunumuzda bu bileşenlere dahil ettik. Söz gelimi online işte hem fiziksel olarak aynı sınıfta etkileşimde bulunabiliyor. Hem çevrim içi ortamdan farklı mekanlardaki öğrenenlerle etkileşimde bulunuyor. Ve diğer oyun yapıları da bu etkileşime müsaade ediyor. Yani söz gelimi bir takım işleri yaparken siz etkileşmek durumundasınız. Bir takım materyaller almak gibi. Ticari oyunlarda da zaten şu anda çok popüler. Yani örneğin hani bu önüne geleni öldür türü Call of Duty, ne bileyim Battlefield türü oyunlarda da hani bu multiplayer bileşen oyunların tutulmasında önemli bir etmen. Dolayısıyla hani bu popülariteyi de biz eğitimde kullanabiliriz ve kullanıyoruz bu bahsettiğim örneklerde. Mümkün. Zaten araştırmalar şunu gösteriyor. Aslında oyun uygulamaları en çok bu tür öğrencilere hitap ediyor. Yani öğrenme sorunları olan ya da motivasyon güçlüğü çeken. Yani istatistiksel araştırmalar, yapılan testler araştırmalarda en çok öğrenme kazanımının bu kitlede olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bilakis bu kitlede çok katma değeri mevcut.